Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi en son ekstremum noktalardaki 10. soruya kadar çözmüştük. Birinci ekstremum noktaları ve videosunda. Bundan sonrasında da 11'den itibaren çözmeye başlayacağız. Artık nefesimizin yettiği yere kadar çözelim. Sonra bir ara verir, kalanını da çözeriz inşallah diyelim arkadaşlarım. Şimdi 11. sorumuzda diyor ki fonksiyonun ekstremum noktaları nedir? Biz şimdi ekstremum muhabbetinde ne yapıyoruz ilk iş? Türevini alıyoruz arkadaşlar bu adamın. Hemen türevini alalım. Fx'in türevi. Bakayım güzel okunuyor mu? Okunuyor. F'in türevi 4x küp eksi 12x kare. Sonra bu türevi sıfır yapan noktalar benim ekstremum noktalarımın aday olma kısmıydı. Yani adaydı bunlar arkadaşlarım. Ekstremum olması için ikinci şartım da neydi? İşaret değiştirmesi gerekiyordu bir de o noktalarda. Şimdi hemen bunu sıfır yapan noktaları bir bulalım. Şurayı bir 4x kare parantezine alalım. 4x kare parantezinde x eksi 3 geldi eşittir 0. Buradan x eşittir bir sıfır çıktı ki sıfır bakın x'in karesi çift kuvvet olduğu için sıfır benim çift katlı kökümdür. Bir de x eşittir 3 geldi dostlar. Şimdi hemen tablo yapalım. F'in türevinin tablosunu görelim. Şurada yapalım tablomuzu. Köklerimiz 0 ile 3. Şöyle 2'ye bölüyorduk ve f'in türevi buraya da f yazıyorduk arkadaşlarım. Sadece f. Şimdi 0 dediğimiz çift katlı köktü. O yüzden çift katlı olduğunu belli etmek için buraya 2 tane nokta koydum. Ne ile başlıyoruz? En büyük derecemizin önündeki işaret artı olduğu için artıyla başlıyorum. Eksi, çift katı gördüğüm için işaret değiştirmiyorum yine eksi. Şimdi eksilerin olduğu yere aşağıya ok, aşağıya ok, buraya da yukarıya ok yaptık. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlarım şurada işaret değişimi olmadığı için ya da çukurluk veya tümseklik oluşmadığı için bu sıfır noktasında ekstremum yoktur diyeceğiz. Ama şuraya baktığımızda okları takip edin şöyle bir çukurluk oluşmuş. O halde burada bir çukurluk oluştuğu için de bir yerel minimum noktası oluşur dedik. Bize neyi soruyor? Ekstremum noktaları nedir diye soruyor. Bir tane var zaten. O da yerel minimum. Bu bulduğumuz 3 yerel minimum noktasının nesi? Apsisi. Bize nesini soruyor? Noktayı direkt soruyor. Yani apsisle ordinatını soruyor. O halde x 3 iken y kaçtır diye soruyorum. Hemen f'te 3'ü bulacağız. X yerine 3 yazıyoruz. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 3. kuvveti 27. 4 ile 27'nin çarpımı da 54, 108. 81'den de 108 çıkarsa eksi 27. Demek ki benim ekstremum noktam yerel minimum noktasıymış. Ve yerel minimum noktasının apsis ve ordinatını bulduk işte arkadaşlarım. 3'e eksi 27'ymiş. Evet, 12. sorumuz. Fonksiyonunun yerel ekstremum noktaları nedir diye soruyor. Aynı soru neredeyse arkadaşlarım. Hemen siz burada videoyu bir durdurun isterseniz. Bir kendiniz çözmeye çalışın. Bakalım öğrenmiş misiniz, öğrenmemiş misiniz? Bunu bir kontrol edin bence hemen. Ben şimdi çözüyorum. Ekstremum nokta dediği için bir kere ilk önce türevini bir alalım bu adamın. Hemen f'in türevi diyorum. 6x kare eksi 6x eksi 12. Sıfıra eşitliyorum ve ekstremum adaylarımı buluyorum arkadaşlar. Bunu da bir 6 parantezine alırsak 6'yı da bu tarafa attığımda sadeleşir sıfırla. X kare eksi x eksi 2 gelir eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 2'ye 1 diye ayrılır. Yani şöyle oldu. X eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 oldu. X eşittir buradan 2. X eşittir buradan. Şurası artı 1 olacak tabii ki. Eksi 1 geldi. Evet, 2'ye eksi 1'miş benim ekstremum adaylarım. Tabii ki bakalım bunlar ekstremum noktası oluyorlar mı? Hemen tablo yapıyoruz dostlarım. Küçük kökü yazdım. Eksi 1, 2 diye yazdım. Çift katlı kök yok burada farkındaysanız. Yani hepsinde işaret değiştirecek bizim adam. Şöyle artıyla başlıyorum. Eksi, artı. Artılara yukarı ok, eksilere aşağıya oku da yapıştırdım. Bakın burada bir tümsek, burada da bir çukur oluştu. Demek ki burada bir maksimum, burada da bir minimum noktamız mevcuttur dedik.
Tabii bu eksi 1 ile 2 bizim apsis değerlerimiz arkadaşlarım. Şimdi maksimum noktasını bulalım. Sonra da minimum noktasını bulalım. Maksimum noktasını bulmak için x yerine eksi 1 yazıyorum fonksiyonumda. Eksi 1 yazarsak y'miz 7 çıkıyor. Yani fx'imiz 7 çıkıyormuş arkadaşlarım. Demek ki eksi 1'e 7. Ben çok uzatmıyorum o kısmı. 2 yazarsak ne geliyormuş? 2 yazdığımda da eksi 20 geliyormuş. Cevaba bakarak ben direkt işaretliyorum arkadaşlarım. İşte bu benim maksimum noktam. Bu da benim minimum noktammış. Noktalarımızı bulduk. Evet, çok benzeri hemen aşağıda da var. Bunu da yapalım. Ne yapacaktık burada? Önce ekstremum noktasını sorduğu için bir kere f'in türevini bir alıyorum. F'in türevi 4 başa geldi. Bu 4 ile sadeleşti. X küp. 3 başa geldi. 3 ile sadeleşti. Eksi 2x kare eşittir 0. Şimdi bunu da x kare parantezine aldığımda x eksi 2 geliyor. Buradan x eşittir bir 0. Ama dikkat, bakın kuvveti çift olduğu için bu çift katlı kök. Bir de x eşittir 2 çıktı. Hemen tablomuzu oluşturuyorum şöyle yan tarafta. Ne diyelim? Bir 0, bir de 2 diyelim köklerimize. Şöyle 0'ın çift katlı kök olduğunda şöyle belirtelim. Şimdi işaretlerimizi inceleyelim. Artıyla başlıyorum. Eksi, işaret değiştirmiyorum. Eksi diye de devam ettim buradan sonrasını. Eksilerde aşağıya ok, aşağıya ok. Artılarda yukarı yok. Bakın burada bir çukur veya bir tümsek oluşmadığı için burada ekstremum noktamız yoktur diyeceğiz. Burada da şöyle bir çukurluk oluştuğu için burada da bir minimum noktamız vardır diyeceğiz dostlarım. Şimdi bize neyi soruyor? Ekstremum noktalarını. Biz apsisini biliyoruz. 2. Hemen getirip x yerine 2 yazdığınızda f'de 2 değerini buluyorsunuz. O da eksi 1 bölü 3'müş. Yani apsisim 2, ordinatım eksi 1 bölü 3. İşte bu da benim minimum noktammış arkadaşlarım. Yerel minimum noktası varmış bu fonksiyonun sadece. 14 numaralı sorudayız arkadaşlar. Diyor ki fonksiyonun ekstremum noktası olmadığına göre. Şimdi bir fonksiyonun ekstremumunun olmaması için bakın 11. ve 13. soruda gördünüz. Bir kere bir ya çift katlı kökü olacak ki o noktada ekstremumu olmasın ya da hiç kökü olmayacak ki işaret değiştirmesin demiştik. Bunu bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlattık. O halde ikisini birleştirdiğimde yani ya kök yok ya da çift katlı kökü var dediğimde bunların ikisini birleştirdiğim zaman kök yok demek deltası sıfırdan küçük. Çift katlı kök demek deltası sıfıra eşit. O halde kısaca benim deltam sıfırdan küçük eşit olduğunda benim ekstremum noktam yok diyoruz. Tabi neyin deltası? Türevinin deltası. O halde bir türevini alalım bu adamın hemen ilk önce. 3'ü başa aldım. Burada x kare kaldı. Eksi 4x var artı m. İşte bu adamın deltasının küçük eşit sıfır olması gerekiyor. Hemen deltayı bulalım. B kare eksi 4ac idi. B karemiz eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m. Küçük eşittir sıfır olmalı. Şurası eksi 4m yapar. Bu tarafa atalım eksi 4m'yi. Artı 4m gelsin. Bir de 4'e bölelim. M büyük eşittir 4 olmalıymış arkadaşlarım. M'nin alabileceği değerler kümesi buymuş. 4'ten başlıyormuş. Sonsuza kadar gidiyormuş. Evet, 15 numaralı soruda. Diyor ki fonksiyonunun yerel minimum değeri, bakın değeri demiş. Değer dediğimiz şey neydi? Y'si. Yani yerel minimum noktasının ordinatı eksi 6'ymış. Yani f'de x eşittir eksi 6'ymış. Buna göre a kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi yerel maksimum, yerel minimum diye bir şeyler var arkadaşlarım. Biz bunu görünce ne yapacaktık? Türevini alıp sıfıra eşitleyecektik. O halde biz bir kere f'in türevini bir alalım kafadan. Hemen 3x kare eksi 12x yaptı. Ve ben bunu hemen sıfıra eşitlediğimde x eşittir buradan 12 yaptı burası sadece 12x değil. 3x kare eşittir 12, x kare eşittir 4, x eşittir ya artı 2 ya da eksi 2 çıktı arkadaşlarım. X değerlerini bulduk. Şimdi bunlardan biri maksimum, biri minimum. Bana neyi soruyor? Minimum olanını söyle diyor. Bakalım hangisi minimum?
Bunun için de hemen tabloya başvuruyorum. Kökleri şuraya yazalım. Eksi 2 ile 2 imiş. Şuraya f'in türevi, buraya da f yazıyoruz dostlarım. Artı ile başlıyorum çünkü x karenin derecesi artı. Çift katlı kök olmadığı için işaret değiştiriyorum sürekli. Şuraya yukarı, şuraya aşağı, şuraya da yukarı okumu yaptım. Bakın burada bir tepe oluştu, maksimum. Burada bir çukur oluştu, minimum. Bana neyi soruyordu? Minimum değeri. İşte minimum değerini yapan, eksi 6 yapan ifade 2'ymiş arkadaşlarım. Demek ki bunun x'i 2'ymiş. İşte f'in ekstremum noktalarından biri 2'ye eksi 6'ymış. Tabii ki bu nokta f'in üstünde olacağı için f'in denklemini sağlayacak. Yani sen şimdi x gördüğün yere 2 yazıp sonucu eksi 6'ya eşitleyeceksin. Hemen yazalım. 2 yazarsam 2'nin küpü gelir 8. 2 yazarsak eksi 24 gelir, artı a eşittir eksi 6'ymış. Eksi 24'ü hatta şurayı bir toparlayalım. Eksi 16 yapar burası. Eksi 16'yı da bu tarafa atarsam 10 gelir. A dediğimiz ifade. Evet, A buradan 10 çıkıyormuş. 16. soru. Fonksiyonunun x eşittir bir apsisli noktada ekstremumu olduğuna göre diyor. Demek ki benim ekstremum noktamın apsisi 1, ordinatını bilmiyorum şu anda. Ama bildiğim bir şey daha var. Ekstremum noktasının apsisi, türevi ne yapıyordu? 0. Demek ki f'in türevinde 1, sonucu 0 yapıyormuş arkadaşlar. O halde hadi f'in türevini alalım ve 1 yazalım x gördüğümüz yere. Sonucu da 0'a eşitleyelim. Yani yapacağımız işlem basit. Hemen f'in türevini alıyorum. 3x kare artı 6ax'tir. Şimdi x yerine 1 yazıp 0'a eşitliyorum. 1 yazarsak 3, 1 yazarsak 6a olur, eşittir 0 olur. Buradan 6a eksi 3, a eşittir eksi 3 bölü 6. Yani eksi 1 bölü 2 geldi a değerimiz. Evet, 16'yı da hallettik. Çevirdik arka tarafı. Geldik 17 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonu veriliyor diyor. Buna göre f'in türevinin ekstremum değerini bulunuz diyor. Bakın burada dikkatli olacaksınız işte. Benden neyin ekstremum noktasını istiyor? F'in türevinin ekstremum değerini istiyor. Şimdi bir kere önce bir f'in türevini bir bulalım. F'in türevi eşittir 3x kare artı 12x eksi 5'tir. Benden bu adamın bunun ekstremum değerini istiyor. Ekstremum değerini bul diyor bana. Bakın bu fonksiyon. Şimdi biz deminden beri ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? F'in ekstremum noktasını buluyoruz. Ve bunu yapmak için de f'in bir kere türevini alıyoruz. Yani olayın özü şu. Hangi fonksiyonun ekstremum değerini bulacaksan o fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitliyorsunuz. Ben bunun ekstremum değerini bulacaksam bunun türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Yani f'in türevinin türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Bu da 6x artı 12 yapar. Sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi 2 gelir. İşte bu adam bunun şu f'in türevi fonksiyonunun ekstrem değerinin noktasının apsisidir. Şimdi gelin burada bir tablo incelemesi yapalım hemen şöyle kenarda. Eksi 2 benim tek fonksiyonum. Buraya f'in çift türevi, buraya da f'in türevi yazıyorum arkadaşlarım. Şimdi f'in çift türevini bu adam eksi 2 artıyla başladım. Tek katlı kök olduğu için eksiye geçtim. Azaldı, arttı. Bakın burada ne var? Bir minimum değeri var. Demek ki bu f'in türevinin eksi 2 noktasında bir minimumu varmış. Tamam hocam. Bana minimumunun apsisini sormuyor. Bana bu noktanın değerini, değer demek ne demek? Y'sini soruyor demek arkadaşlarım. Y'sini bulacaksın diyor. Hadi gelin ne yapalım? Fonksiyonda x yerine eksi 2 yazalım. Benim fonksiyonum artık hangisi? Bu. Bu fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam f'in türevinde eksi 2 ne geliyormuş? Eksi 2 yazdım, 4, 12, eksi 24'ten eksi 12, eksi 5 daha, eksi 17 geliyormuş. İşte benim ekstremum noktam eksi 2'ye eksi 17'dir. Noktayı sormuyor, değerini soruyor. O yüzden cevap eksi 17'dir diyorum. Ve geçiyorum 18 numaralı soruya.
Bakın bana yine f'in türevinin yerel maksimum değeri demiş. F'in türevinin, yani bu fonksiyonun değil, türevinin yerel maksimum, yerel minimum gibi bir ifadesinden bahsetmiş. O yüzden biz önce bir f'in türevini bir alalım. F'in türevi şudur. Eksi 3x kare artı 6mx eksi 4 gelir. Bu benim f'in türevi. Bana diyor ki bunun, yani f'in türevinin diyor maksimum değeri eksi 1'dir. Yani sen bunun maksimum veya minimum değerini, noktasını bulacaksın diyor. O yüzden bunun da bir kere türevini almak zorundasın. Hemen bunun bir kere türevini alalım. Ne yapıyor bu da kardeşim? Eksi 6x artı 6m yapıyor ve bunu sıfır yapan değerler benim ekstremum, noktalarımın apsisleriydi. Peki bunu sıfır yapan değer nedir? X eşittir m dediğimiz değer bunu sıfır yapıyormuş arkadaşlar. Demek ki benim ekstremum, noktamın apsisi m'miş. Ha, ordinatı yani değeri de eksi 1'miş. Ve işte bu nokta benim türevimde yerine yazdığımda türevi sağlayacakmış arkadaşlarım. Yani fonksiyonumu sağlayacak. O halde x gördüğüm yere m yazıyorum. Sonucu eksi 1'e eşitliyorum. Hadi m yazalım x gördüğümüz yere. Eksi 3 m kare artı 6 m kare eksi 4 olur. Ve bu da eksi 1'e eşitmiş. Buradan sen m'yi 1 bulursun kardeşim. Cevap 1'dir. M'nin pozitif değerini soruyor. Burada da diyor ki fonksiyonun en büyük ve en küçük değerleri nedir diye soruyor. Bakın şimdi burada arkadaşlarım bize belli bir aralık vermiş. Hatta bir alttaki soru da böyle. Burada iyice öğrenin, alttakini de siz yapın hatta arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki f'in alabileceği en büyük veya en küçük değer nedir diye soruyor. Bakın burada şunu yapacaksınız. Bir kere f'in şu sınırlardaki, yani verilen aralığın uç noktalarındaki değerlerini bulacaksınız. İlk iş bu. Yani sen bir kere f'de eksi 1'i bulacaksın ve f'de 2'yi bulacaksın. Birinci adım bu. F'de 2'yi ben daha önce bulduğum için arkadaşlarım direkt 5 ve bunun da direkt 14 olduğunu biliyorum. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda sonuç 14, 2 yazdığımda da sonuç 5 geliyormuş. Bu kısmı bir hızlıca hallettik. Şimdi bunlar tamam hocam. Bunlar en büyük ve en küçük değer olabilirler. Ama bir de neye bakacağız biz, hani mutlak maksimum, mutlak minimum, maksimum veya minimum dediğinde bir de ekstremum değerlerini, ekstremum noktalarını bulacağız değil mi arkadaşlar? O halde hemen ekstremum noktalarını da bulalım. Belki bunlardan biri daha büyük veya daha küçük çıkacak. Ekstremum noktası bulmam için türevini alıyordum ilk önce. Türevini bir alalım. 6x kare artı 6x eksi 12 gelir türevi. 0 eşitliyorum hemen. Hepsini 6'ya bölebilirim. X kare artı x eksi 2 gelir. Buradan x eşittir ya eksi 2 ya da x eşittir 1 çıktı arkadaşlar. Şimdi x eşittir eksi 2 bir kere şu aralığın içinde değil. Bunlar x'lerin aralığı ya arkadaşlarım. Bunlar x'ler. Eksi 2 buldum. Bu aralığın içinde olmadığı için buna hiç bakmama gerek yok. 1'e bakacağım sadece. Peki 1 ekstremum noktalarından hangisi? Maksimum mu, minimum mu? Onu anlayalım. Tabii ki arkadaşlarım hemen x yerine 1 yazalım. Şurada f'de x gördüğümüz yere 1 yazalım. F'de 1 ne çıkıyor bu durumda? 1 yazarsam 2, 3 daha 5, eksi 7, 1 daha eksi 6. F'de 1 değerini de buldum. Yani bunun maksimum mu, minimum mu olduğuna gerek yok. Çünkü bana değerlerini soruyor ya. Bakın bu adamın alabileceği en büyük değer 14'müş. En küçük değerde eksi 6'ymış. İşte mutlak maksimum değeri 14, mutlak minimum değeri eksi 6'ymış arkadaşlarım bu adamın. Hadi 20'ye bakalım, daha da iyi öğrenelim. Bu aralıktaki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulun diyor. Şimdi önce ne yapıyorum? Bir kere sınırları yerine yazıyorum. F'de eksi 1'i bulacağım. Sonra F'de 3'ü bulacağım arkadaşlar. Şimdi F'de eksi 1 yazınca burada x gördüğünüz yere sonuç eksi 3 geliyor. 3 yazınca da x gördüğünüz yere sonuç 13 geliyor. Tamam hocacığım, bunu anladık. Şimdi gelin bir de ekstremum noktalarını bulalım. Bu dursun kenarda. Şimdi ekstremum noktaları. Onu da nasıl yapıyorduk? F'in türevini alacağım bir kere. Türevi 3x kare eksi 3'tür. 0'a eşitleyeceğim. Buradan x eşittir ya 1
ya da x eşittir eksi 1 gelecek. Tamam. Şimdi bunların da maksimum mu minimum mu olduğunu algılayalım hemen. Şöyle köklerimizi eksi 1'e 1 diye yazalım. Sonra artı, eksi, artı diye devam edelim. Şimdi artıya böyle, eksiye böyle, artıya da böyle yapıyorduk. Demek ki şurada bir maksimum ifade var. Burada da bir minimum değer geliyormuş dostlarım. Bunu da bulduk. Peki eksi 1 ile 1 ikisi de bu aralığın içinde mi? Evet, yani onu kontrol etmedim ilk başta ama direkt aralığın içinde olduğu için ikisi de, ikisinin de değerlerine bakıyorum dostlarım. Peki f'te eksi 1'i bulacağım, bir de f'te 1'i bulacağım. F'te eksi 1'i zaten bulmuştuk, eksi 3'tü. Bir tek f'te 1'i bulalım. O da ne yapıyor? F'te 1 dediğimiz şey eksi 7 yapıyor dostlarım. İşte benim alabileceğim değerler bu uç noktalarda. Benim maksimum değerim 13, minimum değerimse eksi 7'ymiş dostlarım. Maksimum 13, minimum eksi 7'ymiş dedik. Olayımız bu. Şimdi geçtik. Bu da tamamdır. Hemen 21 numaralı soruya geçelim arkadaşlar. 21. Şu kağıtları bir yok edeyim. Kafa karıştırmasın. Çözdüğümüzü bir daha çözmeyelim. Tabii siz benim başıma geleni de bilmiyorsunuz şimdi arkadaşlarım. Ben bunların hepsini bir kez çözdüm. Videoyu çektim. Fakat videoyu çektikten sonra cep telefonuyla çekiyorum bu arada. Videoyu çektikten sonra telefonum bozuldu ve telefonu değiştirmek zorunda kaldım. Telefonu değiştirince tabii ki o çektiğimiz videoların hepsi güme gitti. Boşa gitti. O yüzden şimdi bir daha baştan çekiyorum bunların aynısını. Oy. Ne çakmağımı bulursam. Heh, buldum. Evet, neyse. Şimdi 21. soruyla devam edelim arkadaşlarım. Burada da grafik üstünde biz şimdi yerel ekstremum noktalarını bulacağız. Şimdi eksi 5'e 4 aralığında tanımlı fx fonksiyonu yerel minimum noktaları nedir diye soruyorum. Minimum demek ne demek? Aşağıya düşenler olacaktı. Çukur yapanlar olacak. Bakın şurada bir minimum var. Şurada da bir minimum var arkadaşlarım. Bakın bu da aşağıya doğru düşmüş sonuçta. Şu ikisi de minimum noktalarıdır. Bunun minimum noktaları nedir sorusunun cevabı, absisimiz eksi 5, ordinatımız eksi 1. Bir de absisimiz eksi 1, ordinatımız eksi 3 dediğimiz bu iki nokta benim yerel minimum noktalarımdır. Elhamdülillah. Siz de görün arkadaşlarım. B şıkkında ne diyor? Yerel minimum değerleri. Bak burada daha iyi algılayın. Değer dediğiniz şey y'leri soruyor bize. Ah elhamdülillah. Y'ler. Yani bu noktaların y'leri. İşte eksi 1 ve eksi 3'tür arkadaşlarım. Bize ne diyor? Mutlak minimum noktası. Mutlak minimum. Yani minimumların da minimumu. Yani küçüklerin de daha küçüğü. Şimdi bunun değeri eksi 1. Bunun değeri eksi 3. Hangisi daha küçük? Tabii ki eksi 3 daha küçük. O zaman bu mutlak minimum. Yani en aşağıda olan arkadaşlarım. Hangisi daha aşağıdaysa o mutlak minimum. Minimumların da minimumu. O zaman eksi 1'e eksi 3 noktası benim mutlak minimum noktamdır. Eksi 1'e eksi 3. Mutlak minimumunun bu noktanın da değerini soruyor. O da eksi 3 değil mi? Değeri demek y'si demekti. Bu da eksi 3. Evet, şimdi E şıkkına geldik. Burada da maksimumları konuşacağız arkadaşlar. Hemen maksimum noktalar. Bakın bir tane şurada var. Bir tane de burada var arkadaşlarım. Şurası tanımlı olmadığı için burada ekstremum yok. Boşuna bakmayın. Peki, iki tane maksimum noktamız var. Nedir onlar? Eksi 3'e 2 noktasıyla 2'ye 4 noktası yazalım. Yerel maksimum noktaları. Eksi 3'e 2 ile 2'ye 4. Yerel maksimum değerleri, değer dediğimiz y'lerdi arkadaşlarım, 2 ve 4'tür. Mutlak maksimum noktası, yani maksimumların da maksimumu. Yani bak bu noktanın değeri 4, bu noktanın değeri 2. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu noktanınki. O zaman benim bu mutlak maksimum noktamdır kardeşim. Yani maksimumların maksimumudur. Daha yukarıda olan, en yukarıda olan hangisi ise o bizim mutlak maksimumumuzdu diyorduk. Demek ki 2'ye 4 noktası benim mutlak maksimum noktammış.
Ne diyor? Mutlak maksimum değeri. Bunun da değerini soruyor. Yani 4'ü soruyor dedi. Evet, geldik 22 numaralı sorumuza. Şimdi burada bize bir fx fonksiyonu vermiş. Grafiğe bakıyorum. Grafikte fx'in grafiği. Tamam. Eğer fx'in grafiği verildiyse çukurluk tümsekliğe bakacağız arkadaşlar. Mutlak maksimum ve minimum için çukurluk mu tümseklik mi? F'in grafiği verildiyse. Şimdi birinci öncülde diyor ki yerel minimum noktalarından biri eksi 4'e 5'tir. Şimdi eksi 4'e 5 neredeki nokta? Şurada. Tanımlı mı benim noktam bu uç noktada? Tanımlı. O zaman burada bir yerel minimum var aşağıda olduğu için. Bu doğru. Yerel maksimum noktalarının apsisleri 0 ile 4'tür diyor. Yerel maksimum noktalarını bulalım. Şu bir yerel maksimum noktasıdır. Şu da bir yerel maksimum noktasıdır. Apsisleri 4. 3'ün apsisi ise 0'dır arkadaşlarım. Evet, 0 ve 4'tür. Bu da doğru. 4 farklı ekstremum noktası vardır diyor. Az önce söyledik zaten. Evet, bakın şu bir ekstremumdur. Yerel minimumdur hatta. Şu bir maksimumdur. Şu bir minimumdur. Şu bir maksimumdur. 4 tane ekstremum noktası vardır. İkisi maksimum, ikisi minimum. Mutlak maksimum noktası, yani maksimumların da maksimumu, en büyüğü. Şimdi bu arada buna da 4 doğru diyelim. Maksimumların maksimum, yani en büyükleri şudur değil mi arkadaşlarım? Mutlak maksimum. Sıfıra 3 dediğimiz şey mutlak maksimumdur ve maksimumların da maksimumdur. En yukarıdakidir. O halde bu da doğru. Mutlak minimum değeri. Minimumların minimumunu bulacağız. Şimdi şu minimum. Şu da minimumdu. En aşağıda olan hangisi bu? O zaman bunun apsisi eksi 4. Değeri ise eksi 5. Değerini soruyor bize. Eksi 5'tir diyor. Evet doğru. Değeri eksi 5'tir. Bunu da hallettik. 21 de tamam. 22 de tamam. Şimdi 23 numaralı soru. Bakalım bu ne diyor? Evet. Yine F'in grafiğini vermiş. Bakın direkt F'in grafiği. Hatta yandaki soruya bakın. Burada da F'in türevinin grafiğini vermiş. Şimdi ikisinin arasındaki farkı hemen burada daha iyi göreceğiz. Şimdi F'in grafiği verildiyse neye bakacaktık biz? Konu anlatımında ne dedik? Çukurluklara ve tepelere bakacağız. Ama F'in türevi dendiğinde neye bakacağız? X eksenini kestiği noktalara bakacağız. Tamam mı arkadaşlarım? Şimdi orayı, burayı şimdilik durun. Önce burayı halledelim. Burada diyor ki bize fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre fx fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Tamam. Birinci öncüle bakalım. Ekstremum noktalarının apsisleri toplamı sıfırdır. Hadi gelin ekstremum noktalarını bulalım bunun. Bakın bir burada ekstremum noktası var, çukurluk. Bir de burada ekstremum noktası var, tümsek. Bu minimum, bu maksimum. Apsislerin biri eksi 1, biri de 1. O zaman eksi 1 ile 1'in toplamını soruyor bana. Ve 0 çıkıyor. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Geldik şuna. Eksi 1'e eksi 2 noktası yerel minimum noktasıdır. Eksi 1'e eksi 2 bulalım. Eksi 1'e eksi 2 noktası evet aşağıdadır. Çukurluk oluşturmuştur. Ve bir minimum noktasıdır arkadaşlarım. Kesinlikle doğru. Mutlak maksimum değeri 3'tür diyor arkadaşlarım. Mutlak maksimum değeri 3. Bakalım 3 dediğimiz şey nerede? Şurada. Mutlak maksimum değeri diyor bu arada, pardon. Değeri dediği zaman y'nin üstündeki sayı 3'tür diyor. Şimdi şöyle geliyor. Maksimum dediği zaman maksimumların da maksimumunu alacaksınız. Tamam. Burada bir maksimum değeri var ama en büyüğü bu mu? Belki bu grafik buradan böyle dönüyor, geliyor. Şurada daha yukarıda bir yerlere çıkıyor. Onu bilmediğimiz için arkadaşım bunun hakkında bir yorum yapamam şimdilik. Benim bunu bilmem için grafiğin nasıl devam ettiğini bilmem lazım. Grafik nasıl devam ediyor? Belki bu buradan daha da yukarıya çıkıyor. O yüzden şuradaki nokta belki daha büyük bir değer alacak. O yüzden maksimum, mutlak maksimumun belki başka bir sayı. O yüzden bunun hakkında kesin bir şey diyemem. 3 maksimum değeri, mutlak maksimum değeri değildir. Ama deseydi ki 3 bir maksimum değeri midir? Evet, 3 bir maksimum değeridir. Ama mutlak maksimum diyemeyiz arkadaşlarım. Bunun hakkında bir yorum yapamayız.
O yüzden 3 yanlıştır. 1 ve 2 doğru cevaptır dostlarım. Geldim 24 numaralı soruya. İşte burada bakın arkadaşlar, bana türevinin grafiğini vermiş. Şimdi türevinin grafiğini verdiği zaman dikkatli olacaksınız. X eksenini kestiği noktalar, yani şu, şu ve şu noktalar benim ekstremum nokta olma adaylarımdır. Tamam mı? Kesin ekstremum noktası mıdır? Hayır, onu bilemem. Adayıdır şu anda sadece. Çünkü ekstremum noktası olması için iki şartım vardı. Bir, türevini sıfır yapacak. İki, işaret değişecek o noktada. Şimdi bu 3 nokta türevi sıfır yapıyor mu? Evet. X eksenini kestikleri için bu fonksiyonun x ekseni kestiklerinden sonuçları sıfırdır bunların. Y'leri sıfırdır. Yani değerleri sıfırdır. Burada bir sıkıntı yok. Birinci şartı 3'ü de sağlıyor. Ama işaret değiştirme noktasında bakın şurada bir sıkıntı var. Onu konuşacağız birazdan. O yüzden 3'ü de ekstremum noktası değil. Yani şu ekstremum noktası değil. Bunların ikisi ekstremum olacak birazdan. Şimdi A şıkkını bir yapalım. F'in türevini sıfır yapan kaç farklı x değeri vardır? Hemen şunları soruyor. Yani x eksenini kestiği noktalar kaç tanedir? Eksi 3'tür, eksi 1'dir ve 3'tür. Dolayısıyla 3 tanedir. Bunun cevabı 3. B şıkkına bakalım. Fx'in yerel minimum noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Yerel minimum noktası. Hadi gelin konuşalım şimdi arkadaşlarım. Önce tablosunu yapalım mı bu adamın? Tablomuzu oluşturalım bakın. Şurası f'in türevi. Şurası f. Dostum köklerini yazıyorum. Yani sıfır yapan değerler. Eksi 3, eksi 1 ve 3. Eksi 3, eksi 1 ve 3. Şimdi 3'e dikkat. 3'te arkadaşlarım 3'e bakarsanız x eksenine teğet olmuş. Yani delta burada sıfıra eşit. Yani burası çift katlı kök. Çift katlı kök olduğu için burada bir işaret değişimi olmayacak ki zaten bakın f'in türevi de bakın pozitif 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 pozitif. Hiç x'in altına düşmemiş. X'in altına düştüğünde yani mesela şuralarda benim f'in türevi dediğim şey sıfırdan küçük. Neden? Çünkü x'in altında değerler alıyor. Karşılıkları hep negatif sayılara denk gelir bunların. Ama şurasına bakın. Şu kısım x'in üstünde, f'in türevi sıfırdan büyük veya şu kısma bakın, şurası da x'in üstünde, f'in türevi buralarda sıfırdan büyüktür dostlarım. Şurada işaret değişimi yok çünkü hep sıfırdan büyük burası. Şurası sıfırdan büyük bir şey. Dolayısıyla 3 dediğimiz yerde işaret değişikliği yok arkadaşlar. Artıyla başladım, burası da artı. Eksi bir tek katlı kök işaret değiştirdi. Tek katlı kök işaret değiştirdi. Yukarı ok, aşağı ok, yukarı ok, yukarı ok. Burada bakın ekstremum oluşmadı dostlarım. Burada ekstremum yok. Burada bir çukurluk oluştu. Minimum var. Burada bir tümsek oluştu. Maksimum var. Demek ki apsisimin eksi 3 olduğu nokta benim maksimum noktam. Apsisimin eksi 1 olduğu noktada benim minimum noktammış. Bana neyi soruyor? Minimum noktasının apsisi. Yani eksi 1'i soruyor. B şıkkının cevabı eksi 1. Peki. Fx'in maksimum noktasının apsisi kaçtır? Yani yine bulduk zaten. Eksi 3'tür. Bunun cevabı eksi 3. Şuna bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. X eşit 3 için fx'in yerel ekstremumu yoktur. Zaten öyle dedik değil mi? X'in 3 olduğu yerde çift katlı kök olduğu için ekstremum yok. Doğru. Eksi 1'e 3 aralığında fx artandır. Bakalım. Eksi 1'e 3 aralığında bu aralıkta kırmızı çizgilere bakın. Hep x'in üstünde. X'in üstünde olduğu için benim bu fonksiyonun, bu grafiği verilen fonksiyon hep pozitif değerler alır. Yani grafiği verilen fonksiyonda türev olduğu için türev hep pozitif değerler alır dedik. Ve türev pozitifse senin fonksiyonun artan bir fonksiyondur. O yüzden fx artandır. Bu da doğru. Eksi 3'e eksi 1 aralığında azalandır. Eksi 3'e eksi 1 aralığı şurası. Mavi ile yaptığım yer. Dostum burada x'in altına düştüğü için benim grafiğim f'in türevi burada sıfırdan küçük değerler alır. F'in türevi sıfırdan küçükse de benim fonksiyonum azalandır. Bunların 3'ü de doğru. Hepsi doğru arkadaşlar. Evet, 24 numarada tamamdır bu arada.
Geçtik bunu da. Geldik 25 numaraya. Kaç soru kaldı ya? 27'de bir bitiyor muydu? Daha var mıydı? Bir daha bakayım. Evet, bundan sonrakiler ÖSYM soruları. Ne kadar oldu bu arada? 35 dakika oldu. Neyse, en azından hızlı geçti burası. Evet, 25 numaralı sorumuz. 2011 yılında sorulmuş LYS sorusuymuş bu arada arkadaşlarım. Hemen gömelim. Aşağıda eksi 5'e 5 aralığı üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Dikkat, türevi. Tamam. Burada neye bakacaktım? X eksenini kestiği noktalara bakıyorum. Çukurluk ve tümseklik beni ilgilendirmiyor. Peki, devam edelim. F fonksiyonu x büyük 0 için azalandır diyor arkadaşlarım. X 0'dan büyük olduğu yerler nereler? 0'dan büyük demek y'nin sağ tarafı demek. Şurası yani. Şurası. Peki burada bu fonksiyon nasıl değerler alır arkadaşlarım? X'in altına düştüğü için negatif değerler alır. Hangi fonksiyon? Grafiği verilen fonksiyon. Yani f'in türevinin grafiğini verdiği için f'in türevi buradan 0'dan küçüktür. 0'dan küçük olması demek f'in azalan olması demektir. Bu doğru. Birinci öncül doğrudur. Geldim ikinci öncüle. F'de eksi 2, F'de 0 ve F'de 2'nin sıralamasını yapmış. Arkadaşlar eğer fonksiyonlarda sıralama yapacaksanız bu verilen değerlerin, x'lerin hepsinde ya fonksiyon artan olacak ya da azalan olacak. Şimdi eksi 2 için. Eksi 2 şurada kırmızı yaptığım yerde. Ve bu kırmızı demek F'in türevi 0'dan büyük demekti. Neden? Çünkü x'in üstünde kalmış. 0'dan büyük değerler alıyor. Burada benim fonksiyonum artan. Yani şunun için artan değerler alıyor. Ama f'te 2'ye bakın, bunun için de azalan değerler alıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu algılayabilmem için hepsinin ya artan ya da azalan değerler arasında olması lazım. O yüzden bunlar hakkında bir yorum yapamam. Bu bilinmez dostlar. Burada bir sıkıntı. Bu 2 numara bilinmez diyeceğiz. Tamam? Geldik 3 numaraya. F fonksiyonunun x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2 noktalarında yerel ekstremumu vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım, türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar, buna dikkat edin. Türevinin grafiğinde ekstremum noktası olması için x eksenini kesmesi lazım bir kere. Yani türevini 0 yapması lazım. Ama bakın eksi 2 ile 2 noktalarında x eksenini kesmiyor benim grafiğim. Dolayısıyla bunların ekstremum olmaması gerekir. Ekstremum değiller. Tamam mı kardeşim? Ha, buradaki çukurluğa, tepeliğe aldanmayın sakın. F'in grafiği verilseydi çukurluk ve tepeliğe bakıyorduk. O zaman maksimum ve minimum diyebilirim bunlar için. Ama türevinin grafiği verildiğinden dolayı bunlar ekstremum değillerdir. Çünkü türevin grafiği verilmiş. Böyle not alayım. Grafiği verilmiş, dikkat edin diyeyim. O yüzden bu da yanlış arkadaşlarım. Sadece bir doğru cevap, yalnız bir olacakmış bu sınav sorusunda. Evet, 26 numaralı soruya geldik şimdi dostlar. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Bakın bu da 2012 yılındaki sınav sorusu. Türevinin grafiği verilmiş. Şimdi türevinin grafiğini biz fonksiyon halinde yazmak istesek şöyle yazabilir miyiz? Bakın f'in türevi şöyledir değil mi? Şimdi bir eksi 3 bir de eksi 2. Eksi 2 sıfırdan büyük olduğu yerlerde eksi 2. Sıfırdan küçük olduğu yerlerde ise 3 gibi tanımlanmış. Türevi 3'müş. Yani f'in türevi 3 ya da eksi 2'ymiş. Ne zaman? Sıfırdan büyük olduğu yerlerde, yani x büyüktür 0 ise eksi 2 değerleri alıyormuş. Gidiyormuş böyle sabit fonksiyon. Eğer ki sıfırdan küçükse de 3 değerlerini alıyormuş arkadaşlar. Şimdi f'in türevi bu. Peki f'in türevi böyleyse f nasıl bir şey olur arkadaşlarım? F nasıl bir fonksiyon olur? Onu da tanımlayalım. Şimdi türevi 3 olan bir fonksiyon şöyle değil midir? 3x artı c gibi bir fonksiyondur değil mi? Türevi 0, türevi 3 ise, bakın bunun türevini alın, 3 gelir. Bununki de sabit fonksiyon olduğu için 0 gelir. X küçük 0 olduğunda f fonksiyonu böyle bir şey. Peki x büyük 0 olduğunda nasıl olacakmış? Eksi 2'ymiş türevi. O zaman bu da eksi 2x artı d gibi bir sayı olsun. Böyle bir şey. Peki bize ne diyor şimdi kardeşlerim? F'de 2'yi ve F'de 1'i bulun diyor.
toplamları eksi 2 mi diye bir bakın diyor arkadaşlarım. Şimdi f'de 1 ve f'de 2'yi bulacağız dostlarım. Hadi bulalım. F'de 2'yi bulalım hemen ilk önce. F'de 2. F'de 2 2 dediğimiz şey işte 1 burada, 2 burada. 1 ile 2 x'den büyük, x'lerin 2 için 0'dan büyük olduğu için şu alttakini kullanacağım ben direkt. F'de 2 dediğimiz şey 2 yazarsam burada x gördüğüm yere eksi 4 artı d. Peki f'de 1'i bulalım hemen şu kenarda. F'de 1 yine 0'dan büyük olduğu için şunu kullanacağız. F'de 1 için de bunu kullanacağız. Hadi kullanalım. Eksi 2 artı d oldu. Eksi 2 artı d. Ve diyor ki bu ikisini birbirinden çıkartın. Yani eksi 4 artı d'den eksi 2 artı d'yi çıkartın. Şimdi şu eksiyi de içeriye dağıtırsak eksi 4 artı d artı 2 eksi d. D'ler gitti. Eksi 2 geldi sorunun cevabı. Şurası eksi 2. O zaman birinci öncülüm kesinlikle doğrudur dedi. Geldim ikinci öncüle. Diyor ki f fonksiyonun x eşittir sıfırda yerel maksimumu mu vardır diye bir şey sormuş arkadaşlarım. Kesinlikle öyle. F fonksiyonun x eşit sıfır burada bakın. Ve burada sıfırdan küçük değerler için negatif, sıfırdan büyük değerler için de pozitif değer almış benim türevimin grafiği. Türevimin grafiği sıfırdan küçük, yani sıfırda bir işaret değişikliği olmuş arkadaşlarım. Şöyle ki şimdi tabloyu oluşturursak sıfır burada. F'in türev tablosunu oluşturuyorum arkadaşlarım. Sıfırımız burada ve eksi sonsuzla sıfır aralığında, yani sıfırdan küçük değerlerde benim fonksiyonum negatif değer, pozitif değerler almış. X'in üstünde 3 değerini almış pozitif. Burada da negatif değerler almış türevimiz arkadaşlarım. Eksi x'in altında sonuçta. Ve bakın burada bir artan, burada bir azalan olmuş, şurada bir tepecik oluştu. Maksimum değeri çıktı arkadaşlarım. Demek ki sıfır için benim bir maksimum değerim vardır diyebilirim. Bu doğru. Şu ana kadar 1 ve 2 doğru arkadaşlarım. Geldik 3'e. İkinci türev fonksiyonu da x eşit 0'da tanımlıdır. İkinci türev fonksiyonu x eşit 0'da tanımlıdır demiş. Bu kesinlikle yanlış değil mi dostlarım? Hiç bakmaya bile gerek yok. Demek ki sorunun doğru cevabı 1 ve 2 olacak diyebiliriz. 1 ve 2. Evet, geldik 27 numaralı soruya. 2018 yılında sorulmuş ve bakın sıralama soruyor arkadaşlar bize, sıralama. Tıpkı az önce çözdüğümüz 25 numaralı sorunun ikinci öncülündeki gibi bir sıralama var burada da. Az önceki öncüldekini bilinmez dedik, bakalım bu ne olacak. Şimdi burada f'in türevinin grafiği verilmiş ve f'in türevi bakın hep pozitif değerler almış. Yani x'in altına hiç düşmemiş. F'in türevi hep sıfırdan büyük. Dolayısıyla f dediğim şey artan bir fonksiyon. Peki artanlığın tanımı neydi dostlarım? Senin x yerine yazdığın değerler arttıkça fonksiyonun değeri de artıyordu. Şunlar da gittikçe artıyor. X'ler büyüdükçe değerleri de, yani fx'ler de büyüyordu. O halde 2 en büyükleri olduğu için f'de 2 de en büyüktür. Yani f'de 2 en büyükleri, sonra f'de 1, sonra f'de 0. İşte sıralamamız bu olacak arkadaşlar. Pekala, 27 numarada tamamdır. Sanırım burada bitiyorduk. ÖSYM sorularına geçiyorduk. Evet, şimdi ÖSYM sorularına geçeceğiz arkadaşlarım. Bunları da burada gömelim ya. Çözebildiğim yere kadar çözeyim. Olmadı bir ara veririz. Sonra tekrar çözeriz. Bakalım bu ne diyor. Üçüncü dereceden bir fonksiyon vermiş arkadaşlarım. Üçüncü dereceden bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi x eşit eksi 2 için fx eşittir sıfırdır. Kesinlikle doğru. Grafik okuma sorusu bu arkadaşlarım. Bakın burada x eksenine teğet olduğu için benim fonksiyonum. Bu nokta eksi 2'ye 0 noktasıdır. Eksi 2'ye 0. Y'si 0'dır. Yani fx 0'dır. Bu doğru. X eşit eksi 2 için f'in türevi de sıfırdır diyor. Evet, buradaki noktadan x eksenine çizilen paralel doğrular kesinlikle bu noktadan çizilen teğetler x eksenine paralel olduğu için türev değeri de sıfırdır. Yani f'in türevinde x, bu noktadaki eksi 2 f'in türevinde eksi 2 de sıfırdır. Çünkü x eksenine çizilen teğetler
paraleldir. Aman x eksenine çizilen teğetler diyorum ya. Bu noktadan çizilen teğetler x eksenine paraleldir. X eksenine paralelse de teğetin eğimi sıfırdı. Teğetin eğimi sıfır demek türevi sıfır demekti. Geldik buna. X eşit sıfır için. Sıfır burada. Fx eşittir 2'dir demiş dostlarım. Evet, burada tam net gözükmüyor ama şurada bir 2 noktası var arkadaşlarım. X'imiz sıfırken y'si 2 oluyor. Bu da doğru. X eşit 1 için şurada x eksenini kestiğinden dolayı fx 0'dır. Bayağı basit bir grafik okuma sorusuymuş bu. X eşit eksi 1 için f'in türevi, x eşit eksi 1 dediğimiz yer şurası. Eksi 1 burada. F'in türevi dediği zaman burada fonksiyonun bakın bir artış yapıyor. Burada f'in türevi kesinlikle 0'dan büyük olur. Burada 0'dan küçüktür demiş, yanlış. Demek ki yanlış olan şık Edirne. 2 numaraya bakıyorum. 84 yılındaki soru. F'in türevinin grafiği verilmiş. Lütfen dikkat. F'in türevi. Şimdi burada x'in hangi değeri için maksimum minimum değeri gibi bir şey soruyor bize. Maksimum ve minimum sorulduğunda yani ekstremum noktası sorulduğunda türevde neye bakıyordum ben? X eksenini kestiği noktalara bakıyorum. Şimdi bunun x eksenini kestiği noktalar hangileri? Biri eksi 3, biri de 6. O halde benim ekstremum noktalarım eksi 3 ile 6'dır. Peki bunlarda da işaret değiştiriyor mu? Evet, bakın buradan eksi 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 artı artı artıya çıkıyor. Ya da buradan artı 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 eksi eksi eksiye düşüyor arkadaşlarım. İşaret değiştirdiği için ve aynı zamanda türevi de sıfır yaptıkları için yani x eksenini kestikleri için iki şartı da sağlıyorlar. Şu anda bunların ikisi de ekstremum noktası. Ama hangisi maksimum, hangisi minimum hocam? Tablo yaparak bul kardeşim. Yoksa ezber de yapabilirsin. İşte eksiden artıya geçiyorsa bu işte minimumdur. Artıdan eksiye geçiyorsa maksimumdur gibi şeyleri de ezberleyebilirsin. Grafiğe baktığında eksiden artıya minimum, artıdan eksiye maksimum ya da direkt tablo yapalım. Kökler eksi 3'e 6. F'in türevi F diye tablomuzu oluşturdum arkadaşlarım. 6'dan sonsuz aralığında benim türev fonksiyonum negatif değerler alıyormuş. Eksi ile başlıyorum. Artı, eksi diyorum. Azalan, artan, azalan. Şurada bakın bir çukurluk oluştu. Minimum. Burada tepecik oluştu. Maksimum. Hangisini soruyordu? Maksimum değerinin aldığı x'i soruyor bize. Hangisinde x değeri için maksimum değerini alır? 6 için maksimum değerini alır. Maksimum değeri nedir diye sorulduğunda da x yerine 6 yazıyorsun. Ne çıkıyorsa odur artık arkadaşlar. Fonksiyonda x yerine 6 yazacağız. Tabi fonksiyonu bilmediğimiz için zaten değerini şu anda bulamayız. Üçüncü sorumuz. 85 yılında sorulmuş. Fonksiyonunun x eşittir eksi 3 bölü 4'te bir minimumu varmış. Lan o zaman bu minimumu varsa f'in türevini bu adam sıfır yapıyor demiş miydik? Evet. Bir şeyin maksimum veya minimum olmasının birinci şartı neydi? Türevini sıfır yapacak bir kere arkadaşlarım. Türevini sıfır yapıyorsa maksimum ve minimum olabilir diyorduk. Sonra ikinci şartı sağlayıp sağlamadığına bakıyorduk. Ama bu direkt minimumu demiş. Demek ki iki şartı da sağlıyor. Demek ki türevini sıfır yapıyor o halde. Hemen türevini alıp sıfıra eşitliyorum arkadaşlarım. Türevini alalım. 2mx artı m artı 1 gelir bu adamın türevi. Ve ben x yerine eksi 3 bölü 4 yazdığımda bu adam 0 oluyormuş arkadaşlarım. 0 oluyormuş. Hemen x yerine eksi 3 bölü 4 yazalım. Ne geliyor buradan? 2m çarpı eksi 3 bölü 4 artı m artı 1 eşittir 0. Ben çok uzatmayayım. M'i buradan 2 buluyormuşuz arkadaşlarım. Uzatmadan geçtim ben. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. Dostlar, türevinin grafiği verilmiş. Türevinin grafiği verildiğinde biz neye bakıyorduk? X eksenini kestiği noktalar benim ekstremum noktalarımın apsisleriydi. O zaman bu adamın ekstremum noktalarından birinin apsisi eksi 2'dir. Cevap direkt Denizli'dir dedim, geçtim arkadaşlar. Soruya bakın, 88 yılında sorulmuş soru işte bu da. Evet, bu da tamamdır. 58 numarayı da hallettik. Geldik. 58 numaralı sayfayı da hallettik. Sıra geldi 59 numaralı sayfaya.
90 yılında sorulmuş bir sınav sorusu eksi 1'e 2 aralığında alabileceği en küçük değer ya da en büyük değer gibi sorularda ne yapıyorduk arkadaşlarım? Bir kere bir, öncelikle bu sınır noktalarını fonksiyonda yerine yazıyorduk. Yani bizim ilk işimiz f'de eksi 1'i bulacaksın ki f'de eksi 1 10 çıkıyormuş dostum. Sonra f'de 2'yi bulacaksın, f'de 2 de 10 çıkıyormuş kardeşim. Bunlar olabilirler. En büyük değer de olabilirler. En küçük değer de olabilirler. Şimdi ne yapıyorum bir de? Ekstremum noktalarına bakıyorum. Belki bunlardan biri en büyük en küçük. Ekstremumları bulalım. Ekstremum bulmanın yolu neydi? Önce bir kere türevini al, sıfıra eşitle. Türevi 3x kare eksi 3. Sıfıra eşitledim hemen bu adamı. 3'ler gitse x kare eşittir 1. X eşittir ya artı 1 ya da eksi 1'dir arkadaşlarım. X'in 2 değeri var. Peki ikisi de bu aralıkta mı? Evet, ikisi de bu aralıkta. O zaman direkt ikisini de inceleyelim. Hemen tablomuzu yapalım. Eksi 1'e 1 diyelim. Artı, eksi, artı, f'in türevi f. Burası artan, burası azalan, burası artan. Bakın şurada bir maksimum, burada da bir minimum değeri geliyormuş arkadaşlarım. Hemen x yerine eksi 1 yazarsak, zaten yazmıştık 10 gelmişti. Bir de 1 yazalım o halde. X yerine 1 yazdığımda da ne geliyor onu bulalım. 1 yazarsak 1, eksi 3, eksi 2, 8 daha 6 geliyor arkadaşlarım. İşte bu adamın maksimum değeri 10'dur. Şunlardan biri 10. Minimum değeri yani alabileceği en küçük değer de 6'dır arkadaşlarım. Bize de minimumunu sorduğu için cevap 6. Evet, 94 yılındaki soru. Denklemi şöyle bir şey olan fonksiyonun x eşittir 3 noktasında ekstremumu olması için m kaç olmalıdır diye bir soru soruyor. Şimdi ekstremumu varmış x eşittir 3'te. Ekstremumu varsa bu şartların ikisini de sağlıyor. Yani hem işaret değiştiriyor x eşittir 3'te hem de x yerine 3 yazdığımda türevi 0 yapıyormuş dostlar. O halde f'in türevinde 3 kesinlikle 0'mış diyebilirim. Hadi gelin f'in türevini alalım. Bölümün türevi yapacağız. Birincinin türevi 2x artı m çarpı ikinci x eksi 1 eksi ikincinin türevi 1 çarpı birincinin aynısı x kare artı mx bölü x eksi 1'in karesidir dedim. Ve burada x yerine 3 yazdığımda 0'a eşitmiş. Hadi 3 yazalım. 6 artı m olur burası. 3 yazarsam çarpı 2 gelir. Eksi 1'i geç, 3 yazarsak 9 artı 3m. Bölü 3 yazarsam 2, 2'nin karesi 4. Eşitleyeceğim 0'a, 4 ile de 0'ı çarparsam yine 0 olacağından direkt buraya 0'ı paketledim. Burayı da bir toparlayalım. 12 artı 2m eksi 9 eksi 3m eşittir 0. Buradan 3 eksi m eşittir 0. M eşittir 3 geldi. Evet, M değerini bulduk arkadaşlarım. Cevabı 3'müş. 7. soru. 96 yılında sorulmuş bir soru. Bakalım ne diyor. M ile N. Reel sayılarmış. R'den R'ye gidiyormuş. İle tanımlanan bir F fonksiyonu var. Şimdi F fonksiyonun 2 ve 3 noktalarında yerel ekstremumu olduğuna göre hem 2'de hem de 3'te yerel ekstremum noktaları varmış. Yani 2 de türevi 0 yapıyormuş, 3 de türevi 0 yapıyormuş arkadaşlar. O halde hemen bu adamın bir türevini alalım biz ilk önce. F'in türevi 3'ü başa alınca x kare kalıyor sadece. Eksi 2m x artı n. Şimdi 2 yazıyorum x gördüğüm yere, 0 yapacak bu. 2 yazarsak 4 eksi 4m artı n. Bu da 0 oluyormuş. 3 yazınca da 0 geliyormuş. 3 yazalım. 9 olur. Eksi 6m olur. Artı n eşittir 0 olur. Şimdi gelin bunları birbirinden çıkartalım arkadaşlarım. N geliyor zaten. Şey, m geliyor. Çıkınca bunlar 0 oldu. Eksi 5 artı 2m eşittir 0 oldu. M eşittir 5 bölü 2 çıktı. Sonra getirip birinde de yerine yazalım. Şu üsttekinde yerine yazalım. 4 eksi 4 kere 5 20 bölü 2'den eksi 10 artı n eşittir 0. Eksi 6 n eşittir 6 geldi. Bize neyi soruyor? N eksi m. Yani 6 eksi 5 bölü 2'yi soruyor. 12'den 5 çıktı.
7 bölü 2'dir sorunun cevabı arkadaşlarım. Gayet kolay bir soruydu. Diyor ki A bir parametre olmak üzere. Tamam. Eğrilerinin ekstremum noktalarının geometrik yeri. Şimdi ekstremum noktasını soruyor bize. O zaman biz bir kere bir türevini alalım mı bu adamın? Türevi 2x eksi 2a'dır. Buradan hemen sıfıra eşitlediğimde x değerine geldi a. Demek ki x'in a olduğu noktalarda benim ekstremum noktam varmış. Peki x eşittir a için y'yi de bulalım hemen. X eşittir a olduğunda yerine yazıyorum, şurada a yazıyorum. A kare geliyor. Y eşittir a kare eksi 2 a kare artı a. Yani y eşittir eksi a kare artı a geldi. İşte y'leri de buldum. Yani ekstremum noktalarım benim a'ya eksi a kare artı a'ymış arkadaşlarım. Böyle gösteriliyormuş ekstremum noktalar. Bana da diyor ki bunların geometrik yerini bul diyor dostlarım. Yani bu x'tir, bu y'dir. Hatta direkt x a'ya eşit olduğu için a yerine x yazarsak şurada da yazabilirmişim hatta. Y eşittir eksi x kare artı x. İşte grafik şekli, denklem şeklinde de yazdık. İşte geometrik yerinin denklemi budur arkadaşlarım. Y eşittir eksi x kare artı x'tir diyebiliriz. Evet, geldik 9 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Fx'in grafiğini vermiş. Kaç yılı bu? 98 yılı. A noktası fx fonksiyonunun yerel minimum noktasıdır. Evet, gözüküyor zaten. Ve hx'i vermiş böyle bir şey diye falan filan. Şimdi bildiğimiz şeyler. Grafiği bir okuyalım. Bir kere bu nokta f'in üstünde olduğu için f'de 3 kesinlikle eksi 1'e eşit. Ekstremum noktası olduğu için de türevini kesinlikle 0 yapıyor. Bunların ikisini biliyoruz. Şimdi bize h'ın türevinde 3'ü soruyor. O zaman bir h'ın türevini alalım şurada arkadaşlarım. H'ın türevi eşittir. Bölümün türevi yapacağız. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinci eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Şimdi burada da x yerine 3 yazın diyor. 3 yazarsam f'in türevinde 3 gelir 0'dır. Şurası 0 olur. F'de 3 gelir eksi 1'dir. Eksi 1 de burada var, çarpınca artı 1 olur. 3 yazmıştım. 3'ün karesi de 9 gelir. İşte 1 bölü 9'muş aradığımız cevap. Bu da gayet basit bir soruydu. 2007 yılındayız dostlarım ve dikkatli olun. F'in türevinin grafiği verilmiş. F'in türevinin grafiğinde dikkatli olalım. Ekstremum noktalarını bulmak için ne yapıyordum? X eksenini kestiği noktalara bakacağım. Artanlık azalanlığı için ne yapıyorum? X'in üstünde mi kalmış, altında mı kalmış? Ona bakıyorum arkadaşlar. Evet, hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bir okuyalım A şıkkını. Eksi 2 ile eksi 1 aralığında görelim onu. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı şurası. Bu aralıkta benim fonksiyonum türev fonksiyonu olduğu için ve x'in altında kaldığı için burada türevim sıfırdan küçük, negatif değerler alır. O halde azalandır. Azalan demesi bunun yanlış olduğu anlamına gelir. 0 ile 3 aralığında, 0 ile 3 burada. X'in üstünde olduğu için pozitif değerler alır. F'in türevi burada sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla artandır. Bu azalan demiş, yanlış. X eşittir 1'de yerel maksimumu vardır. 1 burada. Hocam tepe oluşmuş. Tepe oluştuğu için maksimum diyorduk. Ama onu ne zaman diyorduk? Kendisinin, yani f'in grafiğini verdiyse diyorduk. Burada türevinin grafiğini verdiğinde ekstremumlar hangileri olacaktı? Eksi 3, eksi 1 veya eksi 3 olacak. Bunlardan biri olacaktı ekstremum. O yüzden 1 ekstremum noktası değildir. Ne maksimumdur ne minimumdur. Bu da yanlış. X eşittir eksi 1'de yerel maksimum mu vardır demiş. Bak eksi 1 burada. Evet, olabilir. Yerel maksimum mu, yerel minimum mu? Yani bir ekstremum noktasıdır kesin. Ama maksimum mu, minimum mu? Bunu ister ezberden bak, tablo grafikten eksiden 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 artıya 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 çıkmış. Yani eksiden artıya gitmiş diye aklında tutabilirsin. Bu durumda minimum olması gerekiyor. Yani bu da yanlış geliyor arkadaşlar. Ya da tabloda yapabilirsin kardeşim istersen. Şurada bak, ben tablosunu yapayım bu adamın. Şimdi kökleri eksi 3, eksi 1 ve 3. Şöyle gösterelim. Şimdi eksi 3'ten sonrasında negatif değerler aldığı için eksiyle başlıyorum. Sonra eksi 1 ile eksi 3 aralığında pozitif değerler üstünde kaldı, artı. Burada eksi, burada artı.
artan, azalan, artan, azalan. Burada bir tepe, maksimum. Eksi 3'te maksimumu var. Burada bir çukur, minimum. Eksi 1'de minimumu var. Burada bir tepe, 3'te maksimumu var. Yani eksi 1'de nesi varmış? Minimumu varmış arkadaşlarım. Ama bu maksimum var diyor. O yüzden yanlış. Peki x eşittir eksi 3'te yerel maksimumu vardır. Bakın eksi 3'te evet maksimum dedik zaten. O zaman bu da doğrudur. Yani cevabımız Edirne geldi. Evet 11. sorumuz. Fonksiyonun maksimum değerini soruyor yine arkadaşlar. Biz yine ne yapacağız kardeşim? Bir aralık verdiğinde ne yapıyorduk? Önce o aralığın sınırlarını bir yazıyoruz. Yani f'de eksi 1 bölü 2'yi bulacağım ilk önce. Bunun cevabı 45 bölü 16'ymiş. Ben çok uzatmıyorum. Sonra f'de 1 bölü 2'yi bulacağım arkadaşım. Bu da 45 bölü 16'ymış. Tamam. Sınırlarını bulduk. Bakalım bunlardan biri maksimum mu minimum mu? Bir de neye bakacaktım? Ekstremum noktalarına bakacağım arkadaşlarım. Hemen ekstremum noktalarına da bakalım. Ekstremum için türevini alıyorum bir kere. Türevini alalım. 4x küp eksi 10x gelir buradan. Hemen 2x parantezine alırsak bunu. 2x parantezinde 2x kare eksi 5 geldi. Ve bunu 0 eşitledim. Buradan x eşittir 0. 2x kare bu arada. Yok 2x. Doğru doğru. 2x parantezini aldım. Buradan da x eşittir. 2x kare eksi 5. 5 bölü 2. X kare 5 bölü 2. X eşittir. Kök 5 bölü 2 geldi. Ve bu zaten bu aralığın içinde değil arkadaşlarım. Buna bakmaya bile gerek yok. X eşit 0 için bakacağız biz. 0'a bakalım. X yerine 0 yazalım. F'de 0 ne çıkıyor onu bulalım. 4 geliyor. İşte hangisi daha büyükse o maksimum değeri olacak. 45'i 16'ya bölerseniz 2 nokta bir şey geliyor. Bunlar 2 nokta bir şey. O yüzden 4 daha büyük olduğu için maksimum değeri budur diyeceğiz. Minimumu sorsaydı bu gelecekti cevap arkadaşlar. Cevap şu anda 4 yani. Evet 2011 yılındaki sınav sorumuz arkadaşlarım. Sanki bunun aynısını çözdük değil mi biz? Evet çözdük doğru. Arka sayfada. Çözdük bunun aynısını. İsterseniz bunu çok uzatmayalım. Siz oradan izleyin. 2011 yılındaki sınav sorusunu çözmüştük. Bunun cevabı yalnız 1 çıkıyordu arkadaşlarım. Onu da söyleyeyim. Şunlar hakkında bilinmez demiştik. Şurası bilinmez. Burada eksi 2 ve 2 noktalarında ekstremum vardır diyor ama burada türevinin grafiği verildiği için çukurluk ve tepeliğe bakmıyoruz. X eksenini kestiği noktalara bakıyorduk ekstremum olması için. O yüzden bunların ekstremum değillerdir demiştik. Bir de x eşit 0'dan büyük olduğu yerlerde bakın f'in türevi aşağıda kalmış x'in altında. Dolayısıyla negatif değerler alır burada. F'in türevi 0'dan küçüktür. Dolayısıyla azalandır. Bu doğru deyip hızlı bir şekilde çözmüş olayım bunu da. Ama arka tarafta çözmüştük bu soruyu zaten. O yüzden şimdilik hızlı bir şekilde çözdüm. Evet. 60 numaralı sayfamızı da gömdük arkadaşlarım. Geldik 61 numaralı sayfaya. Yani 13. soruya. Arkasında bir şey var mı? Aynısı da arkasında var. Tamam. Evet. Bu yine kaymış. Şöyle döndürelim. Şimdi 13 numaralı sorumuz. Baş katsayısı 1 olan diye bir 3. dereceden gerçek katsayılı bir Px polinomunun köklerinden ikisini de vermiş bize. Ve Px'in diyor x eşit 0'da bir yerel ekstremumu var. Bu noktada ekstremum olması için bu noktanın türevini 0 yapması lazım. Yani P'nin türevini 0 yapan değer 0'mış zaten arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de polinomu şöyle bir yazmaya çalışalım. Px polinomunu. Px şöyle bir şeydir. Şimdi baş katsayısı 1 olduğu için 1 çarpı. Köklerinden biri eksi 5'miş. O halde x artı 5 olmalı burası ki 0 eşitlediğimde eksi 5 gelsin. Çarpı. Diğer kökü 2'ymiş. O zaman x eksi 2 olmalı. Çarpı. Üçüncü kökü de ben arıyorum. X eksi a dedim. Üçüncü köke. Evet. Polinomun böyle bir şey arkadaşlarım. Şimdi gelin bu polinomu bir satır daha düzenleyelim. Şurayı bir çarpalım. Şöyle geliyor çarpılınca. X kare geliyor. Eksi 2x. 5x de buradan geliyor. Artı 3x geliyor. 5 ile 2'nin çarpımı da eksi 10. Çarpı. Bir de x eksi a var. İşte px polinomu böyle bir şey. Şimdi p'nin polinomunun, p polinomunun türevini aldığımda ve x yerine 0 yazdığımda sonuçta 0 çıkıyormuş. Hadi bunu da yapalım. Şimdi p'nin türevini alıyorum. P'nin türevinde x.
Çarpımın türevi var. Birincinin türevi diyorum arkadaşlarım hemen. 2x artı 3'tür birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı ikincinin türevi 1'dir yazmaya gerek yok. Birinciyi aynen yazdım. X kare artı 3x eksi 10 diye. Ve x yerine 0 yazıyorum şimdi. P'nin türevinde 0 yazıyorum ve sonuçta 0 olacak. 0 yazarsam burası 3. 0 yazarsam burası eksi a. 0 yazarsam burası eksi 10 ki eksi 10 diye yazdım ve sonuç 0 olmalıdır dedim. Onu bu tarafa attık. A eşittir. Eksi 10 bölü 3 geldi. Evet. 2012 yılındaki sınav sorusu da buymuş. Şimdi 2015 yılındaki sınav sorusu. F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlarım. Dikkat. Bakın türevimiz nasıl bir fonksiyon? Hep x'in altında kalan bir fonksiyon. Yani f'in türevi sıfırdan küçükmüş arkadaşlarım. Sıfırdan küçük. Dolayısıyla f nasıl bir fonksiyon olur? Sıfırdan küçükse türevi azalandır. O halde f fonksiyonu azalandır. Bu doğru. F a bir yerel maksimum değeridir arkadaşlarım. Yerel maksimum değeri olması için bu noktanın x yani türevinin grafiği verildiğinde neye bakıyorduk? X'i kestiği nokta olması lazım. Evet, x'i kesiyor. O zaman ekstremum adayı. Birinci şartı sağladı. İkinci şart neydi? Bu noktada işaret değiştirmeli. Peki işaret değiştiriyorum. Bakın türev eksi 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 eksi. Yani x'in altıyla geliyor. X'in altında geliyor. Bu noktada yine eksi x'in altında gidiyor. Yani hep eksi değerler alıyor. Yani azalan bir fonksiyon. Eksi değerler aldığı için işaret değiştirmiyor. Yani eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçmiyor. O yüzden A noktası ikinci şartı sağlamadığından ekstremum değildir. O yüzden bu yanlış. Geldik 3'e. F'in çift türevinde A tanımlı değildir diyor arkadaşlarım. F'in çift türevinde A'nın tanımlı olabilmesi için burada bir kere neydi? Kırık çizgi olmaması lazımdı değil mi? F'in türevinin burada tanımlı olması için kırık çizgide fonksiyonun türevinde değer yoktur. Tanımlı değildir. Fonksiyonum f'in türevi olduğu için bunun türevinde bu nokta tanımlı değildir. Çünkü kırık çizgi var. Dolayısıyla f'in çift türevinde a tanımlı değildir. İfadesi doğru bir ifadedir. Dolayısıyla bu da doğru. 1 ve 3'tür bu sorunun cevabı arkadaşlar. Evet 2015 yılındaki soruydu. Şimdi geldik 2016 yılındaki soruya. F'in türevinin grafiği verilmiş bir parabol eğrisidir ve türevinin grafiği arkadaşlarım. Bakın dikkatli olun. Türevinin grafiği verildiğinde x eksenini kestiği noktalar benim ekstremum adaylarıydı arkadaşlarım. Bunlar ekstremum adaylarım. Eğer burada işaretle değişiyorsa evet benim fonksiyonum ekstremum noktalarını buradan alıyor demekti. Şimdi bu adam eksi artı diye geliyor buradan. Tam eksi a'ya geldiğinde eksiye dönüyor. Tam a'ya geldiğinde tekrar artıya çıkıyor. Bir kere bu bir. Tamam bu noktalarda işaret değiştiriyor. Artıdan eksiye ya da eksiden artıya. O zaman bunlar ekstremum noktaları arkadaşlar. Tamamdır bunlar cepte. Peki bir de ne diyor? F'de 0 küçüktür 0 diyor arkadaşlarım. Bunu bilemeyiz kardeşler. Şimdi f'in türevinde 0 evet 0'dan küçüktür ama f'in türevinde değeri burada. Ama f'de nedir onu bilmeyiz. O yüzden bunun hakkında bir yorum yapamam. Bilemem. Eksi a'ya a aralığında yani şurada azalandır diyor. Evet f'in türevi burada küçük 0 olduğu için eksi değerler aldığı için azalandır. Bu doğru. 3'e bakalım. F a bir yerel minimum değeridir. Şimdi evet doğru. Bir maksimum veya minimum değeri olur. Çünkü neden? A noktasında hem 0 yapıyor türevi hem de işaret değiştiriyor. Peki minimum mudur maksimum mudur? Onu isterseniz tablodan bulabilirsiniz. Ya da ezber yapmak istiyorsanız grafik soldan sağa doğru giderken eksiden artıya geçiyorsa minimumdu arkadaşlarım. Bunu minimum olduğunu böyle de söyleyebiliriz. Doğru. Demek ki bu sorunun cevabı 2 ve 3 doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. 2 ve 3. Evet. Böylelikle diyelim bunu da bitirdik arkadaşlarım. Ya kaç dakika oldu? 1 saat 9 dakikada bitirmiş olduk. Çok şükür. Buna da şükür. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.